Evet, bu hafta işlemiş olduğumuz konularla alakalı sorularımızı alalım. İlmimiz nispetinde cevaplamaya gayret edelim inşallah. Evet, sıralı olarak gidelim. Hocam, rahmet mertebesiyle ilgili bir soru. Tamam. Zorunlu rahmet ve ihsan rahmetinden bahsetti hocam. Evet. İhsan rahmeti ile alem ortaya çıkmıştır dedim. Evet. Zorunlu rahmet ise sınırlanmış rahmettir. Doğrudur. Bu ihsan rahmeti ve zorunlu rahmeti biraz açabilir miyim? İhsan rahmeti varlıktaki her şeye ilişen rahmet. Allah-u Teala'nın, Allah bütün varlığı rahmetinden halketti. Ve rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor ya Allah-u Teala. Yani en nihayetinde tüm varlığa rahmetinin ilişeceğini ifade ediyor ya. İşte bu ihsan rahmeti. Zorunlu rahmet ise Allah'ın emri cihetinden emrini, ibadetini yerine getirmek sonra, getirdikten sonra o emre uymaktan dolayı bir ilişecek olan rahmet. Yani burada Rahman ismiyle Allah-u Teala bütün varlığa rahmet ederken Rahim ismiyle mümine rahmet etmekte. İşte burası Rahman ihsan rahmetiyken Rahim zorunlu rahmet oluyor. Ancak müminleri kapsayan bir rahmet. Bunu kastetmiş oluyor. Rahmetin içindeki rahmet. Rahmetin içindeki rahmet, evet. Yani zaten ihsan rahmetiyle bütün varlığa muamele ederken Allah-u Teala, hepsinin rızkını verirken, bakın Allah'ı inkar eden, küfreden kuluna da veriyor rızkını eceline kadar. Burada ihsan rahmetinden dolayı bu kuluna rahmetini veriyor. Bütün kullarına, bütün varlığa ihsan rahmetiyle muamele ediyor. Bu genel rahmet. Ama zorunlu rahmet dediğimizde mümin kulların yaptıkları bir Allah'ın emri cihetiyle, yaptıkları ibadet ile, bir hayırla, güzel bir amelle, oradan da ekstra bir rahmet kazanması. Bu da onlara zorunlu olarak ilişecek rahmet bağlamında düşünülebilir. Evet. Hocam, yine aynı konuda şöyle bir bölüm okuyorum hocam. Allah bilinmeyi sevmiş, onun için alemi yaratmış, onlara tanınmış, onlar da kendisini bilmiştir. Alemi yaratmış, onlara tanınmış, onlar da kendisini bilmiştir. Evet. Bu nedenle her şey onun hamdini tesbih eder. Evet. Etmiştir. Öyleyse seven kişi bu muhabbetinden dolayı ayrılmaz özellik ve kuralları nedeniyle merhamete ulaşan kişidir. Evet. Yani buradan şu soruyu soracağım. Yani her varlık seven durumundadır. Evet. Anlamına geliyor. Çünkü rahmetten alem yaratıldı. Her varlık da seven durumda. Çünkü bilinmeyi istedi. Bilinmesini sevdi. Evet. Varlığı yarattı. Her varlık seven durumda. Evet. Her varlıkta bir şekilde onu tesbih etmekte. Rahmetin nedenini burada açıklıyor herhalde hocam. Her varlık seven durumundaysa her varlığa rahmettedir. Zaten en nihayetinde her varlık bu rahmete kavuşacak. Evet, seven durumundadır. Çünkü varoluşun aslı sevgidir. İbn Arabi Hazretleri böyle ifade ediyor. Varoluşun, yaratılışın aslı sevgi. Çünkü Allah bilinmeyi murad etti. Kendinden kendine olan sevgisi ile o sevgisinden Nur-u Muhammediye'yi halk etti. Muhabbetten hasıl oldu deniliyor ya. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhabbetten hasıl oldu. Yani Allah-u Teala aslında kendinden kendine olan sevgisi varlık olarak, varlığa ilk çıkarttığı şey Nur-u Muhammediye. Hakikati Muhammediye'yi varlık alemine çıkarması sevgiden halketti. Yani İbn Arabi Hazretleri yine ifade eder. Bütün alem, alemde bulunan her şey Rahman isminden açığa çıkmıştır. Rahman ismi rahmetten, yani sevgiden. Dolayısıyla sevgi, Allah'ın varlığa çıkarttığı her ne var ise sevgisi, özel manada da genel manada da bir sevgisi ilişmiş ki varlığa çıkmış. Yani gaybtan, yokluktan varlığa çıkan bir şey Allah'ın sevgisinin ilişmesi neticesiyle çıkmıştır. Sevgisi ilişmiş ki varlığa çıkmış. Bu varlığa çıkan şeye sevgisinin ilişmesi rahmetini de nihayetinde ona erişmesini yazmış oluyor Allah-u Teala. Onun için diyor ki rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani o şey, varlığa çıkan şey en nihayetinde eğer ki Allah'ın emrine muhalif bir davranışta da bulunsa cezasını çektikten sonra
bir zaman, Allah'ın takdir ettiği bir zamanda rahmetiyle kavuşacak. Allah'ın rahmeti ona ulaşacak ve rahmetin kendisine ulaşmasıyla, İbn Arabi Hazretleri öyle diyor, mutlulardan olacak ondan sonra. Bu herkes için geçerli. Her şey için geçerli. Her varlık. Her varlık için geçerli. Çünkü varlığa çıktı. Sevgi ilişti çünkü. Sevgi ilişti. Evet. Burası şimdi şeriat şeyine göre aykırı mı bu sözler? Şeriat alimlerine göre. Onlar bu şeyi kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Etmeyenleri var. Var. Yani şöyle diyorlar. Cehennem ehline azap ebedi olarak devam edecek. Burada biz itiraz etmiyoruz İbn Arabi Hazretleri'nin görüşünde. Evet, azap ebedi devam edecek olacak cehennem ehline. Ama azap kelime anlamı İbn Arabi Hazretleri içinde lezzet var diyor. Yani Allah'ın rahmetinin ona ulaşmasıyla o lezzet alır hale gelecek. Yoksa azap kesilmeyecek, doğru. Azap devam edecek. Ama lezzet alır hale gelecek. Çünkü aynen bu şekilde ifade ediyor. Onların mizaçları Allah'ın takdir ettiği bir zaman geldiğinde Allah onların mizaçlarını değiştirecek. Değiştirince cehennemde kendilerine yapılan o azaptan hoşlanır hale gelecekler. Lezzet alır hale gelecekler. Çocuğu otu çıkacak. Kaşınma gibi bir şey öyle geçmiş mi? Evet, uyuz hastalığına müptela olan kişinin kaşınmaktan aldığı zevk gibi. Halbuki kaşıdıkça kan atıyor, zarar veriyor ama zevk alıyor. İşte lezzet alıyor yani. Bunun gibi bir şey. Burada işte Allah'ın rahmetinin onlara ilişmesine de bu şekilde ifade ediyor İbn Arabi Hazretleri. Ha, buna itiraz edenler var. Zahir alimleri içerisinde İbn Arabi Hazretleri'nin bu görüşünü kabul etmeyenler, hatta bu görüşünden dolayı tenkit edenler, hatta bu görüşünden dolayı dinsizlikle itham edenler, tekfir edenler de var. Var. Var, tabii var. O görüşte olanlar da var. Ama velakin işte zahir alimi zahirde kaldı. Zahirde kaldı. Yapacak bir şey yok. Onların görevi de o. İsimleri bile unutuluyor ama haberleri. Onların görevi de o. Evet. Hocam, şey soru. Allah tehdidinden vazgeçer mi? Evet. Allah'ın vaidi vardır. Yani bir müjdesi vardır, bir de tehdidi vardır. Müjdesinden vazgeçmez. Mutlak ne müjdelediyse, böyle böyle kullarıma, şunları yapanlara bunları vaat ediyorum dediğinde o vaat ettiği şeyleri, yani müjdeleri verir Allah-u Teala. Ama tehdit ettiğinde tehdidini mutlak yapıcı değildir Allah-u Teala. Dilerse tehdidinden vazgeçebilir. Kulunu affedebilir. O Allah'a kalmış. Hüküm ona aittir. O dilediğini yapar. Evet. Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Dünyevileştirme şeyimiz var mı acaba? İmkan, hani böyle bir kul. Mesela birisine der ki seni böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Şöyle asarım, böyle keserim, şöyle cezalandırırım der ama yapmaz. Sana şuna para verecektim. Ondan vazgeçmez mi? Şeyinden ama cezalandıracağı şeyden vazgeçebilir. Korkutur, tehdit eder. Aman rotada dursun diye. Düzelir diye. Ama tehdit ettiği şeyi yapmayabilir. İnsan da yani bu manada. Güzel insanlar şeyden de vazgeçmez. Yani insan olarak bile. Hani sana şu kadar vereceğim para deyip tabii vazgeçmez. Allah nasıl geçsin? Allah geçer mi hiç? Tabii. Böyle anlamak için yani. Tabii. İnsanlarda bile vardır. Çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın dinliyor ya. Yani. Tabii insan da bu ahlakla ahlaklandığında evet Allah için affetmenin ne demek olduğunu bildiği için tehdit ettiği şeyi yapmaz. Vazgeçtim der sana tehdit ettiğim şeyden. Seni bağışladım, affettim der. Kul bunu yapıyorsa Allah ne yapmaz? Hocam bir de şu sevme lafını niye yanlış tercüme etti alimler? Allah bilinmeyi istedim diye tercüme ediyorlar. Evet, bilinmeyi yani murad etti. Şeriat şeyinde, yani ulemasında veya o çevrede hep bilinmeyi istedim. Evet, bilinmeyi istedim diyor. Yani sevmek kelimesinden korkuyorlar sanki. Sevgide biraz günaha bulaşma tehlikesi var mı? Yani olabilir ama, artık nereden bakıyorlar bilmiyorum da. Ama o sevdim hub kelimesi geçiyor. Yani kelimenin aslını yani bozmaya hakları var mı? Ulemanın. Artık herkes bir kendine göre bir kanaati var. Bir şey diyemeyiz yani. Biz kendi meşrebimiz cihetinden bakıyoruz meseleye. Yani onu uzun yıllar biz sevdim kelimesini bilmeden yaşadık yani. Sevdim demedi yani bize ulema. Evet. Sorumluluk var birazcık yani. Yani orada Arapça bir kelime bu. Ben evet. Arapça bilseydim anlardım. Sonra öğrendim azıcık. Hub diye geçiyor. Evet. O zaman. Sevginin bir mertebesidir o da. Tabii. Sevgidir. Aynen biraz öyle. Korkmuşlar yani. Sevgi değil de işte. Sevgi, evet biraz korkmuş olabilirler. Evet. Sevgi meselesi evet. Aşk
biraz farklı bir alan. Orası ulaşabilir diye. Kural tanımaz bir alan. Sınırları kaldıran bir alan. Dolayısıyla tedbir amaçlı farklı bir ifade söylemiş olabilirler. Evet. Allah. Evet, geçelim diğer soruya. Geçiyorum hocam. İlahi gazabın dışında her şey diye bir ibare geçti hocam. Rahmetle yaratılmıştır dedi. İlahi gazabın dışındaki her şey rahmetle yaratılmıştır. Yani buradaki ilahi gazap ne demek hocam? Celal yönü cihetinden Allah-u Teala'nın bir gazabı var. Hatta orada zikretti. Dedi ki o gün hiç gazaplanmayacağı kadar gazaplanacak. O günden sonra bir daha öyle de gazaplanmayacak Allah-u Teala. Aslında rahmetim gazabımı geçmiştir derken İbn-i Arabi Hazretleri şöyle bir yorum getirdi. Gazap ve rahmet yarışmakta. Ama zıt tarafa yarışmakta. Onu da ifade etti yani. Birbiriyle yarışmakta ve en nihayetinde rahmet onun önüne geçmiş. Onu kuşatmış, ihata etmiş. Gazabı da ihata etmiş durumda. Yine İbn Arabi Hazretleri bazı yerde şunu ifade eder. Allah'ın gazabı da sırf gazap değildir. İçerisinde rahmet barındırır. Çünkü o gazap rahmete ulaşması için verir Allah-u Teala o gazabı kuluna. Allah bir kuluna gazap ettiyse o gazaptaki asıl niyet o kulun gazaptan sonra rahmete geçmesi içindir. Rahmetin kendisine ulaşması içindir. Yani rahmet gazabı kapsıyor. Kapsamış oluyor tabii ki. Yani gazap da rahmetin içinden çıkmıştır. Tabii. En nihayetinde de kapsayıcı, kuşatıcı rahmet oluyor. Yani gazabın da bir sınırlılık alanı var. Belirli bir alanı var. Gazap belli bir zaman dilimi içerisinde bu gazap uygulanmışken kula o gazabın bittiği bir an var. Ondan sonra rahmet o kulu teslim alıyor. Ve ebedi rahmet muamele ediyor ondan sonra. Hocam konu rahmet olduğu için yani burada konu dışı da sayılabilir ama Resulü Aleyhisselam Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadisi var. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani bir kız çocuğunu bir anne çocuğunu görüyor. Çocuğunu arıyor, bulamıyor. Çocuğunu bulduğunda işte sarılıyor. Hani sarmalıyor. Evet. Sonra Resulü Aleyhisselam yanındaki sahabelere soruyor, bu anne bu kızına şey yapar mı diye, hani bu annenin rahmetini görüyor musunuz diye, hani Allah'ın rahmetiyle karşılaştırıyor. Evet. Şimdi ben yine aynı şeye döneceğim, hani gazabın hani tehditten vazgeçme şeyine rahmet olarak, rahmet cihetinden. Biz bu şeye yaklaşımımız nasıl olacak bu konuya? Yani biz bunu bilen derken kulak olarak öğrendik. Bu meseleye biz nasıl yaklaşmamız lazım? Ümit var mı olalım? Hepten saymayalım mı? Yoksa ümidimizi koruyalım? Mümin korkusu ve ümidi eşit olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bizi cezalandıracağına dair veya mükafatlandıracağına, affedeceğine dair olan yani ümidimiz ve korkumuz birbirini dengede tutması lazım. Yani yine bu bağlamda deniliyor ya, bütün insanlar cennete girecek, bir kişi cehenneme girecek denilse, acaba o bir kişi ben miyim diye kork. Bütün insanlar cehenneme girecek, bir kişi cennete girecek denilse, acaba o cennete girecek kişi, bir kişi ben miyim diye ümit var o. İşte bu dengeyi korumak lazım. Havf ve reca, ümit ve korku arasında bu dengeyi korur mümin. Ta ki İbn Arabi Hazretleri bunu ifade ediyor. Ta ki ölüm vakti yaklaşana kadar. Ölüm vaktinin yaklaştığını haberdar olduysan, öleceğinden artık haberdar oldun, vaktin geldiğini anladın. O zaman da diyor ümit tarafın ağır bassın. Çünkü Allah kulunun zannı üzeredir. Ümit tarafın ağır basarak ruhunu teslim et ki senin zannın üzerine de Allah-u Teala muamele etsin. Bunu da ifade ediyor, tiyo olarak veriyor. Öyle diyelim. Allah yarısı yani öyle be. Aynen. Biz kaçırıyor derler. Tiyo veriyor yani. Orada diyor artık ümidinin daha kuvvetli olmasını, artık ölüm vakti gelmiş. Ecelin son bulduğunu görüyorsun. Olur ya, insan artık öleceğini anlar. İşte bir gün, iki gün, üç gün sonra öleceksin. Ölümün geldiğini anlarsın. Anlayan insan için. Anlamışsa zaten o ümit var. Orada ümit tarafı ağır basması lazım. Artık çünkü o hal üzere gitmek lazım ki Allah-u Teala'nın huzuruna
zannı üzerine de muamele etsin. İbn Arabi Hazretleri de bunu ifade ediyor. Hocam orada bir şey acaba, yani bilmiyorum aklıma geldi. O çocuk annesiyle yani şey arasında bir bağ var. Yani senin de Allah'la öyle aranda bir şey varsa mı ümitlen hani? Hiçbir bağ yok. Reddetmişsiniz her şeyi. Nasıl ümit edeceksin? Bağ olmayan insan tabii ümitten uzak durur. Anneyle şey gibi bir şey olmak lazım yani azıcık. Yakın olmak lazım. Yani, tabii kul yani, kul Rabbine yani, elbette ki yakın olması lazım yani, tabii. Yok ya diye Allah'tan ben de şey istiyorum diye bir şey diyor ya. Yakacaksa yaksın diyor bilemem yani. De, bu adam öyle öyle adam da gazaba müstahak olur işte. Yani gazaba da müstahaksa da öyle der. Yani bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler zaten. Yani anneyle yavrusu gibi olursa gene ümitlen. O zaman işte Allah-u Teala'ya, çünkü yani Allah'ın bizi varlık alemine çıkarmış olması sevgisinin iliştiğinin işareti olduğuna göre. Yani bak yokluktaki, yokluktan varlığa her neyi çıkarttıysa Allah-u Teala sevgisi ilişmiş ki çıkarttı. Rahmeti, Rahman ismiyle çıkartıyor. Buradan bakışla zaten beni sevmiş ki varlığa çıkartmış diyerek onunla bir ünsiyet kurmamız lazım. Ruhundan üfürmek. Kuluyuz. O, tabii o ruhundan üfürme o ayrı bir... Hani varlığa çıkarmaz. Varlığa çıkardıktan sonra... Varlığa çıkardıktan sonra bir taş yapmamış. Bir ot yapmamış. Bir hayvan yapmamış. İnsan yapmış. Buradaki insan yapması yani bütün mahlukatın içerisinde en şerefli mahlukat yapması da ayrı bir ona ne kadar hamd etsek, şükretsek Allah-u Teala'ya yine az. Bizi insan olarak dünyaya bir varlık olarak getirmiş insan. Taş yapabilirdi, maden yapabilirdi, ot yapabilirdi, hayvan yapabilirdi öyle ya. İnsan olmamız yani en şerefli mahluk. Bütün mahlukatın içerisinde en şerefli olmak. Bütün insanların içerisinde... Müslüman bir ülkede Müslüman anne babadan doğmamızı takdir etmiş. Yani hazır bulmuşuz İslam'ı. O zaman arayıp da bulmak zorunlu meşakkatine de katlanmamışız. Ayrı bir, bu da ayrı bir nimet. Bir de sevgi cihetinden bakarsak sevgisinin en fazla iliştiği insan. Evet, zaten insana bir sevgisi ilişiyor. Bir, iki, mümin olmak hasebiyle sevgisinin en fazla iliştiği, en şerefli mahluk. İşte bütün bunları düşününce insan ne kadar hamd etse, şükretse Allah-u Teala'ya azdır. Onun için o zaman o yakınlığı daha iyi münasebeti kurmamız lazım. O da bir ayrı şey oluşur zaten insanda, bir zevk oluşur değil mi? Öyle bir tabii ki. Teşekkür varsa. Bir de yakınlık, ünsiyet, esas ünsiyet, esas yakınlık da tanımakla, bilmekle oluşur. İşte ne kadar bilir, zaten gayemiz o. Ne kadar bilirsek onu... Ne kadar tanırsak o kadar daha yakınlığımız artar. Çünkü onu bilmek, nefsimizi bilmek, nefsimizi bilip Rabbimizi biliyoruz, Rabbül Alemini biliyoruz, onu bilmiş oluyoruz. Ve hakikate vasıl olmuş oluyoruz o zaman. Onun yani bizdeki zuhura gelen hakikati öğrenmiş oluyoruz. Tabii ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İki elimle yarattığım diyor. Bütün mahlukatı için tek eliyle yarattığını ifade ederken insan için iki elimle yarattığım. İşte celal ve cemal sıfatlarının tam mazharı olan insan. Buraları düşündüğümüzde ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır diyoruz. Sevgisinin ilişmesini bir de bu cihetten düşünelim. Tabii Allah-u Teala'nın evet bütün mahlukata sevgisi ilişmiştir. Her ne yarattıysa. Yıldıza da, ota da, çöpe de, hayvana da, ağaca da, kuşa da, suya da. Ama insan olmak bambaşka bir şey. Çünkü insana ilişen sevgisi daha başka. Allah-u Teala'nın bu sevgisi. Çünkü sırrımsın diyor. Sen benim sırrımsın diyor Allah-u Teala. Evet. Onun sırrı. Tabii. Bu gözle düşünüp tefekkür edip bu yakınlığı ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Onu bilmek için daha da gayret sarf etmeliyiz. Evet. Hocam mülk şeyine geçiyorum. Soruyorsa. Geçelim. Melik. Evet. Melik ilahi ismine geçiyoruz. Şiir kısmında son dize. Ne demiş? Sen onun mülkü olmazsan kıyamette saadete eremezsin. Evet, yakalamış Zeyd oradan. Biz onun mülküyüz. Sen onun mülkü olduğunu kabul etmezsen, idrak etmediysen saadete eremezsin. Mülk neydi? Kahra ve zorlamaya konu olan şey. Evet, onun mülkü olduğumuzu bir defa bir kabul edeceğiz. Yani biz kuluz. Acziyet, horluk,
abd. Ve onun mülkü, o Allah-u Teala'nın ilmindeki ilmi suretleriz. Dolayısıyla o mülkünde dilediğini yapar. Hükmünü icra eder. Bunu kabul edip ben onun mülküyüm derse bir insan, sahibim o. Allah-u Teala. Ben onun mülküyüm. O zaman bu seni birçok engelleri atlatır. Nice badireleri atlatırsın. Kolaylıkla. Mülkü olduğunu kabul edersen. Ama kendini ayırırsan, kendini ondan ayırırsan, kendine bir benlik atfedersen, o zaman onun mülkü olmaktan adeta kendini soyutlamaya çalışmış olursun, çıkarmaya çalışmış olursun ki bu mümkün değil. Çünkü mülk kahra ve zorlamaya konu olan şeydir. Evet, Allah-u Teala kahrıyla zorlayarak bu mülkü alemi ne yapıyorsa yapmaktadır. Ama bunun farkına varmak işte. Bunun idrakine varmak. Yani burası ne diyor? Mutlak iradenin Allah'a ait olduğunun farkına varmak. Eğer mutlak iradenin Allah'a ait olduğunun farkına varmazsa, bazı insanlar gibi derse, işte orada ben de onun huzurunda o zaman sorarım. Ya Rabbi, ödekini niye affediyorsun da beni affetmiyorsun? Hesap sorarım. Bu hesap sorarım diyen, onun mülkü olduğunu anlamayan kişidir. Anlamazsan işte o zaman da diyor ki, onun mülkü olmazsan kıyamette diyor, saadete eremezsin. O zaman önce bir onun mülkü olmayı bir anlamak lazım. Ben onun mülküyüm demek lazım yani. Onun mülkü olmak ne demek onu anlamak lazım. Bu anlayışla bu dünyayı terk edemedi. O anlayış yerleşinceye kadar yanar, yanar, azap çeker. Evet. Allah'ın mülkü olduğunu en nihayetinde idrak edecek. İdrak ettiği zamana kadar da azap çeker. Ondan sonra rahmet eder. Ondan sonra rahmet eder. Ama Allah'ın işte rahmeti en nihayetinde gene o rahmet ilişiyor yani. Eyvallah. En sonunda o insanlar anlayacak. Bu anladığı zaman rahmet. Anladığı zaman. Şey noktasına geliyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İlk etapta öyle. Evet. Tabii nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu dünyada ama olan ahirette amadır. İşte onun mülkü olduğunu anlamazsan dünyada ahirette de amasın. Onun için de yanar. Şimdi burada azap çeker. Saadet biraz şey yapsak olur mu o kelimeyi? Saadet deyince ne? Evet. Yani mesela dünyada anlamadan yaşarsan zaten azaptasın. Dünyada da azaptasın. Yani tabii saadet sadece yani ahirette saadet değil ki. Dünyada da saadet var. Tabii. Dünyada zaten saadet içinde yaşamazsın. Bu idraka yani onun mülkü olduğunun idrakine varıp onu tanıyan dünya hayatında da saadet arar. Saadeti dolayısıyla dünya da onun cennetidir. Ya. Bir cihetten. Sınırlı cennet diyelim. Eyvallah. Ama ahirette sınırsız tanıma cennet. Tanıma anlamında yani. Tabii tatma anlamında. Huzur. Mevlana'nın şöyle bir örneği var. Diyor ki mesela bir yerde bir ambarda diyor bir buğdayı satacaksın. Bir külaha koyarsınız diyor. Götürürsünüz yani bak bu. Bu kalkıp evet. Da bütün ambarı götürecek halin yok diyor. Yani. Evet. Misal olsun diye yani. Burada da bir saadeti tat ki. Saadetin ne olduğunu, Anla ahirette o geniş saadeti. Tatmaya bilmez hani belki de o. Eyvallah. Oraya. Tabii o manada da bakılabilir tabii ki. Evet. Hocam ihtiyarı ile kul olan kişiyi yani kendi rızasıyla bir de zorunlu ve mecbur kul olarak köle olan kişi. İki ayrı kişiden bahsetti. Evet. Bu iki ayrı kişiden biraz bahsedelim. İşte yine ihtiyarıyla kul olan kişi kendi rızasıyla Allah'ın kulu olduğunu idrakine varıp evet ben senin kulunum diyerek bu kulluğu yerine getiren kişi kendi ihtiyarıyla. Öbür türlü zaten kulsun. İstediği kadar isyan da etse, asi de gelse kulluğun dışına zaten çıkmıyor. Yani Allah'ın tekvini emir dediği emrinin dışına çıkmıyor. Fakat kişi bunu göremediği için teklifi emirlere asi geliyor. İsyan ediyor. İşte Allah, bu da Cilve-i Rabbani. İlmi amcanın dediği gibi. Hocam ihtiyari olduğunu zannediyor. Doğru kelime o. Yok hayır. Burada şimdi kendisi bunun idrak ederek ihtiyaren kulluk yapması. Yani ihtiyari olarak ben kulluk yapıyorum veya. İlmi amca gene üst perdeye geçti şimdi. Elbette ki ihtiyari olduğunu zannediyor da ama şimdi alt mertebeden kulluk mertebesinden bunu ikiye ayırdık. Eyvallah. Bir zorunlu kulluk, bir ihtiyari kulluk. Ama hakikatte? Hakikatte ihtiyar zaten yok. Evet. Zaten hakikatte yok. Burada mutlak genç, manada zorunlu kulluk burada var. Burada genç olacak ihtiyar. burada evet ihtiyari kulluktan kastettiği bu ilimlere vakıf olup Allah'ı bilip tanıyıp kulluğunu idrak edip Allah karşısında kulluğunu ifa etmeye çalışan kastediyor. İşte o da gene ondan. O ayrı. Ayağın sabitesine göre ona göre cereyan çek. Ama bunu anlamamız için bu konuyu açmak zorunda. Eyvallah. İhtiyari kulluk, zorunlu kulluk. Evet. Bunu ifade etmek zorunda yani. Bu hakikati anlamak İhtiyari için. İhtiyari kulluk burada anlatabilmek için.
Tabii. Mesele anlaşılsın, detay anlaşılsın. Çünkü detay anlaşılmazsa hikmet anlaşılmaz. Hocam şöyle anlatıyor İhtiyar Kurulu. Kendi iradesi olmaksızın sahibinin iradesiyle tasarruf altına giren. Evet. Yani bir köle şeyinde. Hani artık. Kendi iradesi değil, sahibi zorla tasarruf altına aldı. Bunun idrakine varan işte. Bir de kendi rızasıyla köle olan. Tabii. Yani bir köle var, sahibi kendisi dışında sahibi onu şey yapıyor. Köle zorla köle yapmışlar. Evet. Bu kişi iki kişiden. Evet. Bir de gönüllü köle var. Bir de artık ben senin köle, zaten kölesi olduğunu anlıyor. Ben senin kölenim diyor zaten. Bilerek, isteyerek kölenim. Çünkü köledeki köle olmanın hürriyetini anlamış. Evet. Gerçek hürriyet Allah'a köle olduğunu bilmekle mümkündür. Kime köle olduğunu önemli. Gerçek hürriyet Allah'a köle olmaktır. Tabii. Gerçek hürriyet. Öyle diyor İbn Arabi Hazretleri zaten. Şimdi Hazreti Hüseyin'in öyle bir galiba kölesi biri çorba dökmüş galiba abi üzerine, böyle ayağa takılmış. Biraz şey yapınca ayet okumuş, şimdi Allah şeyini yutanları sever. Yuttum demiş. Ondan evet. Sonra bir ayet daha okuyor. İşte Allah ihsan edenleri sever diyor. Seni azat ettim diyor şeyden. Sonra azat deyince ben sana diyor şey köleyim yani. Gönül. Azatsız köleyim diyor. Yani ben sana bu şeyi duymak için. Söyle yaptım evet. Evet. Gönüllü olarak köleyim artık. Böyle birine köle olursan ayrılamazsın. Ayrılamazsın. Aynen öyle. Tabii. Evet. Hocam bir iki üç durumdan bahsetti. Hani melekut ve batın ve zahir evet. Konularında. Peygamber tamam. Efendimiz'e zahirde uyup batında hem zahir hem batın uyanların müminler. Zahirde evet. Uyup batında uyanlar. Batında uyumayanlar münafıklar. Evet. Batında uyup zahirde uyumayanlar günahkar müminler. Evet. Bunlara da yani diğer konuyla ben şey yapayım. Bir hani kendi nefsinde suret yaratan var ya. Evet. O bu iki grubu şey yapıp soracağım da. Hani aslında olmayan bir şey. Olmayan bir şeyi, evet. Suretlendirip hani kaybolur diye sonra. Evet. Son konuda. Evet. Batında uyup, zahirde uymayan grup. Bu şimdi. Batında uyup, zahirde uymayan. Zahirde yani günahkar uyup. Müminleri kastediyoruz. Yani günahkar mı? Bizim şimdi bugün günümüze geliyorum. Yani birçok şey var hocam günümüzde. İşte sosyal medyada vesaire. Batında sözde hani, sözde uyuyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz diyorlar, hani Allah'ın tekliğinden bahsediyorlar. Çok da güzel hakikatleri söylüyorlar yani. Ama zahirde şey yok. Uymuyor. Şimdi bunlar günahkar mümin sınıfına mı giriyor? Batında uyuyorsa günahkar mümin oluyor. Sözde, bak sen orada sözde dedin. Yani uyuyor gibi gözüküyorsa zaten uymuyor. O zaman mümin değil. Ha, bu zahirde uymuyor o zaman. Zahirde uymuyor. Şimdi görünüyor. Lafta sözde, batında uyuyormuş gibi. Zahiri uymuyor. Zahiri uymuyor. Evet. Ama batınında uyuyorsa... Batınında uyuyor diye söylüyor. Ama uyuyor diye söylüyor yani. Da uyuyor mu hakikaten? Peki, batınında Allah bilir. Batında tabii. Uyuyor ne demektir? Yani inancın ve itikadının tam olması demektir. İnancı itikadı tam olmadığı halde... Pişmanlık içindedir yani. Evet, inancı ve itikadı yoksa... Hem dışarıda zahirende ben Müslümanım diyor. İçeride inancı itikadı yok. O zaman münafıklar grubuna giriyor zaten. Tabii yani içeride yoksa... Batınında o inanç, o itikat yoksa o zaman münafık oluyor. Ama şimdi hem de zahirde de uymuyor. Bir de sözde de, kelamda da ben Müslümanım diyor mesela. İşte orada zahir, ben Müslümanım demesi zahirde uyuyor anlamını getiriyor o zaman işte. Halbuki tam olarak uyma değil bu. Ama ben Müslümanım diyor ya, yani zahirde uyuyormuş gibi gözüküyor. Batınında da inancı itikadı yok. O kişi de münafık oluyor. Münafık kafirden de daha aşağıda biliyorsunuz. Cehennemde en dipte. Günahkardan daha iyi. Tabii en dipte. Kafirden. Günahkar mümin en üstünde cehennemin. Orta katlar kafirler derecesine göre. En alt zemininde de münafıklar. Azap görecek. Tabii münafıkların daha şiddetli. Halid bin Velid'den sonra hani bir yerde Müslüman değil zannıyla birçok kişiyi şey yaptı. Katletti. Hazreti Peygamber'in çok sinirlendiğini orada böyle damarları şey yaptığını söylüyorlar yani. Onlar Müslümanım demişler.
Ama siz ya bizi kandırıyorsunuz gibi şey yapınca onları katletmiş yani. Orada çok şey yaptığını söylüyorlar Peygamber. Yani zahirde şey yapmıyor yani, kabul etmiyor onların şeyini. Evet, zahirde onların iman ettiklerini kabul etmiyor. Ama onlar öyle diyorsa niye yani şey yaptın diye çok şey yaptığını söylüyorlar, celallendiğini. Şimdi tabii orada zahire itibar edilir. Şeriat zahire bakar. Zahirde birisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Müslüman kabul etmek zorundayız. Batında o inanmamış olabilir. İtikad etmemiş olabilir. Şeriata göre, fıkha göre Müslüman kabul edilir. Ama kalbi okuyan Allah dostları da vardır. Yani onun kalpte de aslında iman etmediğini görüp o kişiyi zahiren o sözü söylese bile hiçe sayıp kafasını da koparır. Olur. Allah dostuysa yapar. Ama şeriata göre zahire itibar edilir. O da ayrı bir konu. Yani o gene öyle bir hadise var. Süt mü çalmış, onun birisi içmiş. Hazreti Ömer bu yapar demiş. Peygamber ben karnında görüyorum demiş onu. Ya Ömer ama biz demiş zahire görüyoruz. Tabii zahire göre. Yani böyle bir yol açılmasını istemiyor. Çünkü herkes ise der ki ben görüyorum. Şimdi yani bir yol onu kalbi herkes görmedi halde görüyorum derdi. Kadı için öyle yol açılmaz. Zaten kadı yani hakim konumunda olan kişi zahire göre hüküm verir. Batına vakıf bile olsa hakim batına vakıf olduğu duruma göre veremez. Zahire göre hüküm vermek zorunda. Ama hakim konumunda değilse, kadı değilse, işte dedik ya ehluhattan bazısı batınını görür, ona göre muamele eder. O şahsi bir durum. Umumu bağlamaz yani. Umumu bağlamaz. Evet. Hocam, mümkünün kabul etme özelliği olmasaydı irade ve ihtiyarın hükmü olmayacaktı. Yani, evet, iradenin ve ihtiyarın mümkünün kabul etme özelliğine bağlı olduğunu ifade etti. İşte ilim maluma tabidir. Daha önceki o yönden. İlim maluma tabidir. Cihetiyle baktığımızda mümkün irade ve ihtiyarı kabul etme özelliğindedir. İlim maluma tabidir. Yani tamam. O mümkün irade ve ihtiyarını isaret etmiş olur. Mümkün insan mıdır? Yani varlık yani. Biz insan üzerinden konuşuyoruz şu an. Tabii varlık olarak mümkün. Mümkün dediğimiz zaman genel manada yani her şey. Varlık olmasa irade de olmuyor. Tabii ki. Evet. Varlık olmasa irade mi olmazdı? İrade olmasa varlık mı olmazdı? İki cihetten de izah edilebilir. İkisi de kendi açısından ele alınıp ispat için izah edilebilir yani. Evet. Hocam birinci bölümün son cümlesinde, son paragrafında insanın mülk ve melekut aleminde hak ile hazır bulunup alemi ve onun ne olduğunu ve hak ile ilişkisini ve hakkın onunla ilişkisini bilmezse bu mertebede bulunmamış olurdu. Yani bu mertebede hem mülk aleminde hem melekut aleminde hak ile ilişkisini bilmesi lazım. Bilmesi gerekiyor. Bilirse o zaman bu mülk bu mertebenin adamı olurdu. Yani biz şimdi hem mülk aleminde hem melekut aleminde. Melekut aleminde hakla ilişkimizi bilebilir miyiz? İşte öğreniyoruz burada bak. Bu ilimler bunu öğretiyor. Bunu öğretiyor. Mesela melekut aleminde ne şekilde ilişki? Hakikatin itibariyle. Diyoruz ya hakikatimiz hak. Yani biz mazharız. Allah'ın isimlerinin zuhur mahalliyiz. Bir isim terkibiyiz. Bu da melekut cihetiyle ilişkisi işte. Bizden zuhur eden hak. Hak her bir mazhardan hem birbirini seyretmekte hem alemi seyretmekte. Bu cihetten bilmek de melekut boyutundan bilmek oluyor. Şehadet aleminden, mülkten bilmek ayrı, melekuttan bilmek ayrı. Bütün bu ilişkileri öğrendiğimiz zaman işte hakla olan ilişkimizi, o zaman bu ismi, mülk, el-melik isminin hakikatiyle o mertebeyi idrak etmiş oluyor kişi. Evet. Hocam şimdi melekut alemi böyle hani nefis olarak ilgi çekiyor. Evet. Melekut aleminin böyle bir tanımı siz gene yapabilir misiniz acaba? Melekut alemi neyi kapsıyor yani? Zahir mülk alemini kapsıyor. Tamam. Batın melekut alemini kapsıyor.
Hakikat dediğimiz alan melekut aleminin alanı. Yani görülmeyen, örtülü olan, örtünün ötesi. Tabii kime göre? Göremeyene göre. Görene göre orası da zahir oluyor melekut alemi. Batın ehline zahirdir. İşte bu batın dediğimiz alan melekut alemini kapsamış oluyor. Hakikate dair olan tüm mevzular bir şeyin hakikati diyoruz. Bu mevzular melekut alemiyle alakalı mevzular. Yani hakikatimiz ne? Hakikatimizin ne olduğunu araştırmaya yönelik faaliyete girdiğimizde, bu konuda ilim edinip bu konuları idrak ettiğimizde melekuta yönelmiş oluyoruz. Melekutu idraka yönelmiş oluyoruz. Melekut alemi Allah-u Teala'nın batın isminin alanını görmek, bilmektir. Zahir isminin alanında mülk alemidir zaten. O alanı bilmektir. Salik melekut alemini merak etmeli midir? Allah'ı bilmek istiyorsa tabii ki melekut aleminden de idrak edecek. Oradan o idraki elde edecek, o ilimleri elde edecek. O manada da tanıyacak. Salik Allah'ı hakkıyla tanımak için el-zahir, el-batın isimlerinin alanını bilmesi lazım. El-ahir, el-evvel isimlerinin alanını bilmesi lazım. Yani donanımı yetersiz olan salik. Donanımı yetersiz olan salik zaten yolda da. Öğrenecek ki yani işte ne kadar öğrenebilirse o kadar bilir. Yani ama o yöne meyledenler hani var. İşte cinler alemi ya da vesaire. Ha şimdi buradan melekuttan şöyle bir anlam çıkarıp melekut deyince sadece cinler bak, alemi yani ya da havas ilmi gibi anlarsa yanlış yapar. Hayır. Melekut denilen alan sadece havas ilmi değil ki. O hani gözle görülmeyen sırların olduğu alanlar. Buradan sadece havas ilmi kapsamında değerlendirip cinlerle irtibat, cinlerle temas, ne bileyim işte hüddam gibi mevzularla zaten bu tarz işlere yönelen kişi Allah'a hakkıyla kulluğun ne demek olduğunu bilemeyeceği gibi Allah'ı hakkıyla da tanıyamayacak, kulluğunu da hakkıyla yerine getiremeyecektir. Bu bilince, bu idraka ulaşamaz yani. Bu ilimlere yönelen havas ilmi. Cinler, cinlerle irtibat, hüddam edinmek. Bu tarz şeylerle uğraşan insanlar hakkıyla Allah'ı bilemezler, tanıyamazlar. Bu ilimlerin içerisinde, Allah'ı bilme ve tanıma ilimlerinin içerisinde zaten bu bilgiler vardır. Ama sırf bu bilgilere yolun başında yönelen insanın ayağı kayar. Cinlerin oyuncağı olur. Nitekim birçok insan cinlerin oyuncağıdır. Havas ilmi öğreneceğim diye, hüttam edineceğim diye, bir takım riyazetler yaparak, bir takım şeyler okuma yaparak cinlere oyuncak olur, çıkar. Kendisi de zanneder ki cinler benim emrimde. Cinlerle işte bir takım şeyler yapıyorum. Halbuki cinler onunla oynar. Dolayısıyla bu tarz şeylere girmek zaten Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak yolunda. Tevhid. Tevhidi anlamak yolunda. İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki cinlerde tevhid ilmi yoktur. Tevhid ilmi, kamilen tevhid ilmi insanda var. Dolayısıyla cinlerle bu şekilde bir irtibata geçip tevhid ilmini öğreneceğim, onun için irtibata geçiyorum iddiasında olan kişi gaflettedir, ayağa kaymıştır. Çünkü cinde tevhid ilmi yoktur. Bunu net olarak ifade ediyor. Tevhid ilmini öğrenmekse niyeti bir insanın cinlerle irtibata geçmesi büyük bir hata, yanlış. Kaldı ki cinler, bunu tasavvuf sohbetleri kaç? 3. bölümde cinlerin bütün tezgahları, oyunlarını anlatmıştık o sohbette. Bir saate aşkın bir sohbet zannediyorum. Cinlerle irtibata geçip güya kendini akıllı gören nice insanlar cinlerin oyuncağı olmuştur sonrasında. Onun için bu yolda, Allah'ı bilmek yolunda gidecek olan kişi onlara meyletmez. Cinlere yönelmez. Yolun başında kalkıp böyle havas ilimlerini öğreneceğim, vefk ilimlerini öğreneceğim, Epçet hesaplamalarıyla işte kişilerin durumlarını öğreneceğim. Bunlara yönelmez. Efendim ben bunlara işte Allah'ı bilmek için de yapacağım. Yok, bu ilimlere yolun başında belli bir talim terbiye almadan bu ilimlere giren kişi Allah'ı bilme ilmini hakkıyla elde etmeden bu ilimlere yönelen kişi ayağa kaymıştır yani. Cinlerin oyuncağıdır. Net. Bakın hakikaten bu ilme vakıf olan kişi, bu ilme vakıf olan kişi olarak o tarz insanlara baktığınızda bunu net görürsünüz. Ayakları kaymıştır onların. Cinlerin oyuncağı olmuşlardır. Birçoğu Allah'ın emrinin dışında bir yaşantı sürdürürler zaten. Sıkıntılıdır.
Ama şeye geldi mi çok derin ilimlere sahiplerdir. Oradan yazarlar, çizerler. Hocam sanki cinler böyle biraz bilgi verir, sağlam bilgi. Ben kendi şeyimde diyorum ki atıyorum yani 100 tane de 80 tane doğru söylüyor. Yok, 100 tane de 10 tane doğru söylüyor. Yani 90'ı yalandır. 99 bile dedim. Yani yanlış bir tane doğru söyler. O hani, güven kazanmak için. Güven kazanmak. Yani. Tabii elde etmek için. Ondan sonra artık yalan saydırır. Başlarda daha çok doğru söylüyor. Kendine yani emin olsun tabii, diye. Tabii. Ondan aynen. Sonra karşı taraf da inanıyor. Ama şahsı kullanır ondan sonra. Bu sefer yavaş yavaş azaltıyor galiba doğruları. Ondan sonra oyuncak olmaya başlıyor. Maalesef. Ondan sonra cinlerin oyuncağı oluyor. Seyri suyunlukta da oluyor mu böyle? Oluyor tabii. Seyri suyunlukta da cinler insanlarla ilgili uğraşır. Burada mürşit devreye girer mi? Gene? Yani mürşitliğin işte haberdar mürşit olması lazım. İstediği kadar kamil olsun. Bakın şöyle bir inanış da var halk arasında. Bir yola intisap eden mürid artık mürşidinin mutlak koruması altındadır. Ona şeytan cin yaklaşmaz diye inanış var halk arasında. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey asla ve kata yok. İstediği kadar mürşidi kamil olsun mürşidi. Şeytan yaklaşır. Cin de yaklaşır. Onu tuzağa çekmek için fırsatını kollar. Tasavvuf yolunu öğrenmeye giren, tarikata giren, zikirle hemhal olan, Allah'ı tanımak yoluna giren insanla daha çok uğraşır şeytan. Onun için o insan şeytanla mücadelesi daha çetin geçer. Yoldaki namazını kılmayan, abdestle alakası olmayan, dinle alakası olmayan insanla şeytan uğraşmaz. O zaten artık şeytanlaşmış, şeytanın yoluna kaymış. Boşa hırsız girmez. Tabii, aynen. Allah yoluna giren insanla uğraşır. Dolayısıyla bir seyri sülükte, bir tarikata intisap eden kişiyle cinlerin uğraşması daha da şiddetlenir, artar. Aman onu o yoldan döndürmeye çalışalım. Velev ki döndüremeyeceğini anladı. Farklı tuzaklar kurar. O yol üzerinden kandırmaya çalışır. Bakın, mürşidi kamilin müridi olmak, benim mürşidi kamilim var. Ben onun müridiyim. Şeytan cin bana asla gelemez de tuzak da kuramaz iddiasında bulunan cahildir. Yine kitapta ifade eder. Sadreddin Konevi Hazretleri, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin manevi oğlu, evlatlığı aynı zamanda mürşidi kamildir biliyorsunuz. O da mürşidi kamildir. Onun zamanında bir derviş tekkeye girdiğinde Sadreddin Konevi Hazretleri dervişi göremiyor. Diğerlerine soruyor dervişleri. Arkadaşınız nerede falanca kişi? Adı neyse. Efendim diyorlar o halvete çekildi. Ben halvete çekilmesine emir vermedim. Ya. Nereye? Nasıl çekildi? Nerede? Şurada. Gidiyor bir bakıyor ki odaya çekilmiş halvede. Elinde kağıt kalem arıl arıl bir şeyler yazıyor. İçeri giriyor. Diyor ki evladım sen ne yapıyorsun burada? Hocam diyor ben Allah'ı zikir halinde idim. Tesbih ediyordum. Allah'ı zikrediyordum. Zikrederken Cebrail olduğunu söyleyen zat geldi. Ben Cebrail'im dedi. Ve bana Allah'tan bir takım hakikate yönelik ilimler getirdi. Ve bana dedi ki halvete çekil. Halvetteyken ben sana Allah'a dair birçok ilimler anlatacağım. Ben de halvete çekildim. O söylüyor ben yazıyorum diyor. O zaman Sadreddin Konevi Hazretleri diyor ki o elindeki yazdığın kağıtları derhal yırt at. O gelip de sana ben Cebrail'im diye tanıtan şeytan. Seni diyor kandırmış. Bakın Mürşidi Kamil Sadreddin Konevi Hazretleri'nin talebesini kandırıyor. Yani bugün kim iddia ediyorsa benim mürşidim beni korur cahildir yani. Kim kimi koruyor? Nereye koruyor? Orada bir koruma gene var ama. Yani onu bu manada korumayı kastediyorum. Yani genel manada korumar ama özelde koruyamaz. Yok öyle bir şey. Senin 24 saatini mürşit başında duracak şeytan sana yanaşmasın. Senin kalbine ilka atmasın diye koruyacak. Yok öyle bir şey. Orada müridin yaptığı bir hata var. Yani mürid, bakın mürid orada. Şimdi mürid kendi hata... Kendi kendine hareket ediyor. İradeyi... Kendi kendine hareket ediyor. Bu bir. İkincisi mürid cahil şunu anlamıyor. Allah'ı zikir halinde, İbn Arabi Hazretleri söylüyor. Allah'ı zikir halinde Allah ile kulunun arasına bir melek girmez. Ölçü bu. Gelen o zaman cindir. Al sana net ölçü işte. Ama mürid bunu bilmediği için cahil. Diyor ki mürid, ya ben zaten Allah'ı zikir halindeyim. Şeytan bana nasıl yanaşır? Öyle bir yanaşır ki. İnsanlar öyle zannediyor ha. Allah, Allah, Allah zikrediyorum. Şimdi burada bir şeyler gözüktüyse, gözümün önünden bir şeyler geçtiyse bunlar melektir canım. Ben Allah'ı zikrediyorum. Şeytan gelir mi?
Esas şeytan gelir, melek gelmez. Melek Allah ile kulunun arasına, kul Allah'ı zikrederken araya girmez. Bozmaz, bölmez o zikri. Ölçü bu. İbn-i Arabi Hazretleri böyle diyor. İşte buradan ölçüyü bilmeyince, cehalet olunca insan tabii orada melek geldi zannediyor. Ara açılmış o zaman hocam. Ara açıldığı için giriyor şeytan. Arayı açmasaymış. Ne yaparsa yapsın. Zikir halinde melek gelmez. Zikir halinde cin gelir. Şeytan gelir. İnsanı o zikirden bir şekilde alıkoymak ister. Onun da şeyine göre, vasfına göre geliyor. O bu dinle uğraştığı için kendini ne yapacak? Melek olarak tanıtacak. Bugün günümüzde maalesef insanlarda büyük bir çoğunluk işte meleklerle görüştüğünü, işte dünya ötesi varlıklarla görüştüğünü iddia edenler, meleki varlıklarla görüştüğünü iddia edenler, rüyalarında gördüklerini iddia edenler, esma çalışması yaparken gördüklerini iddia edenler, bunların hepsi cinni. Hepsi cinni bunların. Vay efendim işte ehlullah geliyormuş, rüyasında görüyormuş, uyanırken zikir halinde geliyormuş, kendisine bir takım telkinde bulunuyormuş. Bakın Allah'ı zikir halinde nefis terbiyesi, tezkiriyesi belli bir mertebeye ulaşmadan melek insanla irtibata geçmez. Yok öyle bir şey. Belli bir kemalata ulaşmadan insan, melek o insanla irtibata geçmez. Ama cinler hemen geçer. İşte bu tür iddiada bulunanlar hepsi cinni, istisnasız. Maalesef. Hepsi cinli. Vatandaş anlatıyor. Diyor ki benim böyle böyle hallerim var. Şöyle geliyor işte melekut geliyor. Onunla görüşüyorum, ediyorum. Şunları şunu söylüyor. Ondan sonra soruyor. Hocam bu durum neden oluyor? Böyle olunca ne oluyor? Ne yapmam lazım? Sen melekle irtibatlıysan melek sana o bilgiyi vermedi mi kardeşim? Bana niye soruyorsun ki? Ben senden bilgi İşte yapayım. O zaman cehaleti gene ortada işte. Sen Allah'tan, Allah'ın meleğinden bu bilgiyi alıyorsan ona buna ihtiyacın yok ki senin halini, ahvalini sormak için. Melek sana anlatır durumunu. Sen birine sorma ihtiyacı duyuyorsan kalbinde mutmainlik yok. Onun melek olmadığını anlaman lazım. Anlamışsın da kabullenemiyorsun. Melek zannediyorsun ya. Çünkü kalbin mutmain olsa orada dersin ki ya ben kalbim mutmain. Ben kimseye sormama ihtiyacım yok ki. Allah'ın meleği bana bütün bilgiyi getiriyor dersin o zaman. Niye o zaman içinde yaşadığın durumu, hali sorma ihtiyacı duyuyorsun? Dur şuraya bir danışayım. Farklı bir amaçla da söylemiş olabilir. Hani sözde ben melekle şey yaptım. Soru amacında kendisini tasdik ettirecek. Öyle mi? Gösteriyorsun yani. Ha, meleklerle irtibata geçtiğini göstermek istiyor. Artık o da olabilir o amaçta. Ama genelde o amaç değil. Direkt olarak hakikaten halini soruyor. Halinden haberi yok çünkü. Bilmiyor. Hem anlatıyor. Ben şöyle melekle irtibatlıyım, böyle irtibatlıyım. Ondan sonra diyor ki bu hal bende neden oluyor? Hocam siz bilirsiniz. Sen melekle irtibatlıysan o halin neden olduğunu niye nasıl bilemedin yani? Demek ki sen melekle irtibatlı değilsin kardeşim. Bu hakikati anla. Cinlerden irtibat halindesin ve oradan kurtul o zaman. Allah muhafaza. Onlarla bir irtibata geçti mi zaten ele geçirdin mi cinler? Alır götürür insanı. Oynar durur ondan sonra. En nihayetinde dediğimiz gibi erkek şahıssa artık bir gün gelir Mehdi'liğini ilan ettirir yani. En son noktası orası. Sen Mehdi'sin der. Çık. Günümüzde bak patır patır Mehdi çıkıyor. Mantar gibi Mehdi çıkıyor yani ülkemizde. Ne hikmetse İstanbul değil mi? Adapazarı. Batıda daha çok. Doğuda pek Türkiye'mizde var mı? Doğudan duydunuz mu? Bugünlerde var mı? Var mı? Orada var mı? Batıda daha çok da onun için dedim yani. İstanbul kaynaklı, İstanbul merkezli çok Mehdi'miz var. Adapazarı, Sakarya, Kocaeli'de var mı? Hocam diğer bölüme geçeyim. Kurtuş, evet, kurtuş, geçelim. Takdis mertebesi. Burada bir yanılgıdan bahsetti hocam. Evet. Yanılgını da sebeplerden dolayı yanılgı. Yani yaratılanların sebepler olduğunu. Yani görenler için. Evet, bu yanılgıya düşenleri söyledi. Bunları, evet, sebepler yaratıyor bunları diye. Bunların yanılgısı şöyle dedi. Onları her varlıkta bulunan Allah'a ait özel yönden perdeleyen bu yanılgıdır dedi. Evet. Yani veçihastan. Veçihasından dolayı perdeleniyorlar. Hakikati göremiyorlar. Veçihastan perdelenme ne demektir hocam? Veçihastan perdelenmek işte o sebebi yaratıcı görmek. Yani veçihası cihetiyle bu kemalata ulaşmadığı için, bu hakikati idrak edemediği için bir sebebi yaratan, yaratıcı görmesi. Dolayısıyla o sebebi işte yaratıcı gördüğü sebebi ilah edinir bu sefer. Rab edinir. Rabler edinmiş olur. Sebepleri yaratıcı olarak gören. Yani tersten şimdi soruyorum. Kendi veçhasını, yani niye burada veçhası vurguluyor ki yani? Veçhası cihetiyle o zaten o yanılgıya düşüyor. Hakikati idrak edemediği için yani kendi veçhasından, yani bunu nereye alalım oturtalım? İstidat, ayağını sabitesine oturtalım. Eyvallah. Ayağını sabitesi tamam.
böyle görmesini sağlıyor onu. Kendi hakikati. İhtidadı. Aynen. Kendi hakikati, ayağın sabitesi cihetiyle perdeli. Falanca sebebi yaratıcı görüyor. Evet. O yüzden perdeli. Tabii. Örnek verebilir miyim? Ne gibi mesela, ne diyecek? Ya işte şu günümüzde bile mesela bu şeye düşen Müslüman camiadan bile var. Ne diyor? Ahmet olmasaydı, Mehmet olmasaydı, şunu bana vermeseydi ben o gün bitmiştim, harap olmuştum. Kalmıştım. Veya ölmüştüm. Veya işte aç kalmıştım. Burada ne yapmış oluyor? O sebebi kendine verici, yaratıcı görüyor aslında. Halbuki veren vesile, Allah. Vesile olduğunu, tabii Allah vesile ettiğini görmesi lazım. Orayı o anda göremiyor. Burada Müslümanlar bile... Ben olmasaydım. Müslüman veya ben olmasaydım sen şunu yapamamıştın. Şunu elde edememiştin. Sen ölürdün aç kalırdın. He, sen ölürdün. İşte bu da o zaman da kendisi Rabb'lik iddiası oluyor bu sefer de işte. Tabii ben olmasaydım. Özel görüş gibi herhalde kelime anlamı. Tabii. Burada işte kişi ne yapmış oluyor? Bir hataya düşmüş oluyor. Evet. Hakikatten perdelenmiş oluyor. Hocam Allah'ın Kuddüs ismine yönelik şöyle dedi. Allah Kuddüs'tür yani nakıs isimlerden münezzehtir. Evet. Temiz ve paktır. Şimdi bu evet. Konuya iki görüş bakılabilir dedi. Tamam. Hangisinden istersen bak dedi. Bakabilirsin dedi. Tamam. Yani seçebilirsin dedi hatta. Tamam. Birincisi Hakk'ın mümkünlerin mazharında zuhur eden olduğu bilgisi. Tamam. Yani mümkünlerin içinde mümkünlerden açığa çıkacak. Mümkünlerin mazharında zuhur eder Hak diyor. Evet. Bu bilgiye ulaşabilirsin dedi. İkincisi, birincisi yani özetle söyledim. Tamam. İkincisi de mazharın kendisi yani. Mazharın aynısıdır Hak dedi. Aynı evet. Yani Birisinde diyor ki Hak mazharın mümkünlerin mazharında zuhur ediyor. Mümkünlerin mazharında zuhur ediyor. Bir görüş. Diğeri de aynısıdır diyor. Hak mümkünlerin aynısıdır. Diyor. Kendisidir diyor. Evet Hak. Evet. İki mertebeden de görüş sahibi olabilirsin diyor. İki mertebe yani teşbih, tenzih mi olarak anlayalım yoksa? Yok, teşbih, tenzih olarak anlamayalım. Bu iki mertebeden bakış da doğrudur. Yani senin istidadın, ayağını sabiten hangi cihete yatkınsa o görüşü savunursun zaten. Oradan da savunabilirsin, buradan da savunabilirsin. İster mümkünlerin hakikati Hak dersin, ister bu mazharlarda zuhur eden Hak'tır dersin. İki görüş de doğru. Yerine göre... Ama işte birincisi de diyor ki mazharlar var hani çokluk olmuş olur o zaman diyor. Diğerinde o yok. Yani o çokluk yok. İki görüşte yerine göre, mertebesine göre doğru kabul edilir. Yani bu yanlış, bu doğru denmez. Zaten hangisini alırsan al diyor, seç diyor. Yani sen idrak olarak neredeysen, hangi mertebedeysen o görüşü kabul edersin. Evet. Hangisini kabul edersen o ikisi de kabul edilir. Kemal, mertebene göre doğru. Kemalat anlamında bir şey var mı? Kemalat adına o zaman var tabii. Kemalat adına yolculukta bütün mevcudatın hakikatinin Hak olduğunu idrak etmek. En nihayetine varılacak nokta orası. Yani ama şimdi ikinci görüş kemalattır diyebiliriz ama birinci görüşü burada yok sayamayız. O mertebeden bakınca birinci görüşü savunmak zorundayız. Kemalat anlamında. Kemalat o zaman şöyle diyelim. Mertebe neyi gerektiriyorsa onu savunmak. Allah Allah. Yani her iki görüş. Yani şu görüş o mertebede konuşacaksak birinci görüşü savunmak kemalat. Buradan konuşacaksak ikinci görüşü savunmak kemalat. Tamam. Öyle diyelim. Mevzu neredeyse. Tabii. Hangi mertebeden konuşuyorsak oranın görüşünü kabul etmek. Şimdi mevzumuz o değil. Yani oraya girmeyelim. Evet. Mevzumuza dönelim o zaman. Hocam Allah'ın zatında başkalaşma mümkün değildir dedi. Evet. Işık örneğini verdi. Metafor örneğini de verdi. Tamam. Bir de ruh da Kuddüs'tür dedi. Ruhta da başkalaşma. Mukaddestir dedi. Evet, yani hakikati itibarıyla. Evet, yani başkalaşmaz. İnsanın ruhu da Allah'ın zatından. Tabii üfürdü. Ben ruhumdan üfürdüğüm diyor. Başkalaşma konusu değil. Bir cevherdir çünkü başkalaşmaz. Evet. Ruh başkalaşmaz. Cevherdir. Evet. Özü itibarıyla. Hakikati itibarıyla. Şimdi o zaman başkalaşan nefisler midir? Suretler, nefisler ya da yaratılmış yani ruh varlık başka yani suret olarak varlık olarak başkalaşan şimdi, varlık nasıl sorayım? Varlığın ruh varlığın içinde midir, dışında mıdır? Ruh varlığın içindedir, her yerine de ihata eder. O zaman başkalaşan varlık mıdır? Ruh başkalaşmıyor zaten. Ruh bir cevher.
Başkalaşan varlık, varlığın sureti. Varlığın dış sureti. Evet. İster nefsi cihetiyle al bunu. Tabiatı, unsuru yaratılış olarak al. İster cesedi olarak al. Yani suret olarak, direkt zahiri suret olarak al. Başkalaşma bunlar da söz konusu. Başkalaşma mesela bir ağaç, bir keresteden bir eşturman yaptık. Bu bir başkalaşma olabilir mi? Olabilir. Tabii bu başkalaşmadır. Ağaç oldu. Ağaçtı. Evet, saz oldu. He, tamam. Yani tabii bu başkalaşma. Yani. Aynen. Tabii. Burada yani başkalaşma var diyemeyiz yani. İşte ağaç tabii. Tabii ruh da özü itibarıyla bir cevher olduğu için ağaçlığını kaybetmiyor. Aynen, kaybetmez. Ama işte şekil olarak başka bir şey. Ruh da özü itibarıyla bir cevherdir. Allah-u Teala'nın üfürdüğü, ben ruhumdan üfürdüm buyurduğu bir cevherdir. Dolayısıyla burada dedi mukaddestir dedi yani. Paktır, temizdir. Ruh olması itibarıyla. Biz ne yapıyoruz? Tezkiye alanında ruhun tezkiyesi demiyoruz. Nefsin tezkiyesi diyoruz. Nefsi tezkiye ediyoruz. Başkalaşma nefis üzerinde oluyor. Nefsi emmareden, nefsi safiyeye kadar bir başkalaşma, bir tezkiye, tesfiye söz konusu. Ama ruh için söz konusu değil. Ha, nefsi safiyeye geldi dediğimiz alan aslında ruhun hakikatinin, özünün, cevherinin zuhur ettiği alandır. Yani şekilde, katışıksız halde. Katışıksız halde ruhun ruhun hakikatini ishar ettiği alandır yani nefsi safiye. Nefsi emmarede orada ruh baskılanmış, susturulmuş, örtülmüş. Nefs olarak nefsi emmare kendini zuhur ettiriyor, açığa çıkıyor. Yani emreden nefs. Emreden nefs. Ruh orada örtülmüş oluyor, baskılanmış oluyor. Tad alan bir insan olarak, tadı alan ya da azabı çeken nefis midir, ruh mudur? Nefis. Her alemde, dünyada, berzahta, ahirette bu tat alış nefis cihetiyle oluyor. Kemalat nefs olduğuna göre değil mi? Tabii, yani nefs cihetiyle. Bu tad alış düşmede de nefis. Nefs cihetiyle. Evet. Nefsin geçelim. Ruhlaşması değil mi, ruhlanması? Hani nefsin ruhun emrine girmesi diyelim. Zaten yani başka türlü bir ruh verilmez diye. Ruhun tahakküm altına girmesi, evet, girdiği durumda tamam. Kamil oluyor. Orada amir. Evet, amir oluyor. Aynen. Evet. Öbür tarafta nefs emmarede de nefs amir oluyor. Zaten emmare diyor. Ruhu susturmuş oluyor. Evet. Ruh kendi hakikatini ishar edemiyor, ortaya çıkaramıyor. Tabii. Birisi diyormuş ki nefsim benden hiç davacı olmayacak. Ne istediyse yaptım diyormuş. Tamam. Ancak ruhtan bahsederken bile hayvani ruhla biraz. Ha tabii, bir insanda da iki çeşit ruh var. Bir sultani ruh, bir de hayvani ruh. Yani bu cihetle de bakmak lazım mesele. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bunu güzelce açmış, ifade etmiş. Hayvani ruh insandaki canlılık. Yeme içmede, beslenmedeki. Beden meydana geliyor. Bedenin, evet. Bedende oluşan bir ruh. Evet. Evet, bedende oluşan bir ruh oluyor ki buna hayvani ruh diye ayırmışız. Ölümden son buluyor. He. Bir de sultani ruh var. İşte o Allah-u Teala'nın üfürdüm dediği ruh. Emir aleminden gelen. Emir aleminden gelen. Hayvani ruh ölümle birlikte beden üzerinden de şeyini, tahakkümünü bitirmiş oluyor. Bitirmiş oluyor. Son, ölümle son buluyor. Evet. Hocam burada emanet olarak alabilir miyiz o şeyi? Sultani ruhu. Yani ben emaneti dağlara şey yaptım, kabul etmediler. Tabii ki zaten o ruha yerleştirilmiş o emanette zaten. Yani sır. Tabii. İnsan kabul etti, cahil olan insan. Bu manada baktığımızda evet, ruhun içerisinde zaten o emanet. Yani orada kim diyor? Kimi vermiş Allah diyor. He. Yani birisi zaten. Kendi sırrını veriyor. Tabii diyor. Kendi sırrını veriyor. Yani biz bundan bunun farkında değiliz. Tabii ki. O hakikati veriyor yani. Emanet aslında o. Halifelik dediğimiz şey, emanet dediğimiz, sır dediğimiz, ben insanın sırrıyım diyor ya Allah-u Teala. O orada işte ruhu da, tabii ruhta. Çünkü o sırrı Allah insana verdi. Başka bir varlığa vermedi. O emaneti insana verdi. Başka bir varlığa vermedi. Kabiliyet noktasından dolayı. Yani. Çünkü ona göre yaratmış Allah-u Teala. O kabiliyete uygun olduğu için insan aldı bunu. Bu emanet. Diğerleri o kemalatı değil. İki elimle yarattığım buyuruyor. Çünkü o kemalat ancak insanda zuhur etti, açığa çıktı. Çünkü her insan İslam'a müsait yaratılıyor. İslam fıtratı üzere doğar diyor ya Resulullah Efendimiz. Evet. Tabii. İslam'ı kabul etmeye hazır. Hazır. Hazır halde. Evet. İbn Arabi Hazretleri böyle açıklıyor. O da yine ruhtan kaynaklanıyor. Tabii, o da ruhtan kaynaklanıyor. Evet. İslam'ı kabul etmeye hazır. Evet. Hristiyanlarda da böyle. Tabii, hepsi herkeste. Sonra diyor Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte. Sonra onu annesi babası mecusi, evet, yapar, putperest yapar, İsevi yapar, Musevi yapar. Şartlara göre. Tabii, artık ona neye göre yetiştirirse ona göre. Ama İslam'ı kabul etmeye hazır. İslam fıtratı üzere doğuyor. İslam kendisine verirse
itirazsız kabul edecek. Hristiyanlıktan Müslümanlar donan gelenler o mescitten giriyor. Tabii. O kabul etmenin istidadı kendinden mümkün olduğu için, evet, hala körelmediği için, evet, kabul ediyor. İslam'a yönelmiş oluyor. Evet. Devam edelim. Selam mertebesine geçiyorum. Selam, evet, geçelim. Başta Arif, selameti genel olarak Rablik iddiasından uzaklaşmasıyla bulunuyor dedim. Evet, Arif kişi Rablik iddiasından uzaklaştığı zaman selamette olur. Doğru. Çünkü Rablik iddiasına bilmeden de çoğu zaman insan düşer. Dedik ya az önce verdiğimiz örnekte. Ben olmasaydım o şöyle olmazdı, böyle olmazdı, o işi yapamazdı. Bu bir Rablik iddiası. Arif kişi bu iddialardan uzak durur. Ki, sıfat olarak mı hocam yani Rablik? Efendim? Sıfat olarak mı Rablik? Tabii. İlahi, yani, sıfat olarak tabii yani ben olmasam bunu yapamazdı demek de bir Rablik iddiasıdır. Yoksa kalkıp da ben sizin Rabbinizim demek değil yani. İlahlık taslamak değil ama bu da bir Rablik iddiasıdır. Farkında olmadan yani buna ne diyoruz buna işte... Benlik diyelim hocam. Benlik, bunlara benlik dediğimiz şeylere şirk. Şirki hafi diyoruz. Gizli şirk, örtülü şirk. Hani Allah'a inandım, iman ettim demesine rağmen kişi falanca kişi için diyor ki ben olmasaydım bunu yapamazdı. Ben yaptım bunu, ben ettim. Bu bir Rablik iddiasıdır. Zaten bakın benlik olarak, benlik kendine benlik atfederek her neyi söylüyorsa insan bu bir iddiadır. İddiadır. O zaman Rabbi ile didişmektir bu. Benle başlıyorsa diye birisi imanını kontrol etsin diye. Bu bir Rabbi ile didişmektir bu yani. İnsanın Rabbi ile didişmesidir bu. Onun için Arif kişi öncelikle selamette olmak için Rablik iddiasından uzak durur. Böyle bir iddialara girmez. Ben demez yani. Yani beni anlatırlar ya, kapıyı çalmış, açmıyormuş. Kim o? Benim diyormuş. Kapı açılmıyormuş. Sonra bir Arif'e sormuş. Hemen demiş, açmıyor kapıyı. Ne diyorsun demiş. Yani, ben diyorum. Demiş ki sensin de demiş. Evet, o zaman açılmış. O zaman açılmış kapı. Ya. Yani ben deyince kapı açılmış. Açılmıyor. Evet, böyle menkıbelerde anlatılır. Doğru. Evet. Hocam bu bölümde selam mertebesinde bir aynayla ilgili birkaç şey söyledi. Birkaç tamam. Şey söyledi. Aynaya baktığında bir suret görürsen, kendi suretini görürsen bu uygun değil gibi bir şey söyledi. Evet, bu mertebenin adamı değilsin. Bunu anlamamışsın, idrak etmemişsin selam mertebesini. Evet. Ancak hakkı görürsen. Aynaya bakınca hakkı görürsen durumu var. Evet. Bir de aynanın kendisi olma durumu var. Evet. Aynaya, yani hak ayna olup aynaya baktığında kendini görürsen olmamışsın daha. Hakkı görürsen o zaman olmuşsun. Görünen suret senin suretin değil, haksa. Bir de sen aynaysan dedi. Sen ayna olduysan. Ayna olduysan, evet. Şimdi ben onun üzerinde duruyorum. Dur bakalım. Sen ayna olduysan hak senden zuhur eder, açığa çıkar. Evet. Burada ben Mürşid-i Kamil'le getireceğim. Mürşid-i Kamil müridine ayna... Yani bunu burada mı bahsediyor, bunu mu bahsediyor? Mürid burada mürşid-i kamiline yani ya da mürşidine bu bilgilerle nasıl bakmalı? Yani müridin mürşidiyle olan ilişkisinde bu ayna konusunu nasıl değerlendirmeli? Yine çok vecihli oluyor bu. Yani mürid burada bir mürşidine bakarken bir hakkın aynasında zuhur eden mahal olarak bakmalı. Bir bakış budur. Yani hak bu aynada yansıyor. Mürşit aynasında yansıyor diye bakar. Bir bakış budur. Anladık değil mi burayı? Hak tabii isimler, isimlerin zuhur mahalli olması itibarıyla burada mürşit... Tabii hak burada zuhur etmiş. Ayna, yani mürşit burada ayna olarak müride yansıyor. Neyi yansıtıyor? Hakkı yansıtmış hakkın oluyor. Hakkı görür. Sureti. Mürid hakkı mürşitte görmüş olur. Tamam. Bu bağlamda bir ayna oluyor. Evet. Bir. Yine farklı bir ayna var. Mürşit müridine ayna olur. Yani müridine kendini göstermek babında da ayna olur. Bu da ayrı bir veçhesi. Ben orada soruyorum. Tamam. Oradan soruyorum. Birçok şeyden oradan yakaladım. Hı. Yani bu salik, bu bilgiyle mürşidine nasıl, hangi bilinçle iletişim kurmalı? İşte o zaman şimdi yerine göre gene mertebeler girdi. Mürşid ayna konumunda olup hakkı yansıtıyorsa ona göre münasebeti olması lazım, alacağını alması lazım. Mürid baktığında mürşidi
kendisine ayna oluyorsa o zaman mürşit kendi özelliklerini yansıtıyordur. O zaman kendi özelliklerini mürşidi üzerinden tanıyacak, görecek. Bende bu özellik var, bu bana ayna oldu diyecek o zaman. İyi veya kötü. İyi veya kötü. Her şey. Tabii. İyi veya kötü çünkü bir ayna. O zaman kendisine, yani burada mürşit, müride aynalık görevi görerek müride kendisini gösterir. Mürid kendisini mürşit aynasında görmüş olur yani. Yansıtır yani. Kendi özelliklerini yansıtır mürşit. Yani mürşidine karşı her ne hissediyorsa aynadır aslında yani. Öyle mi şey yapalım? Ya da kendi nefsinin mertebesini görür mürşid. Nefsinin mertebesini de görür. Yani ama burası tabii mertebeleri karıştırmamak lazım. Yani ayna, o anda hangi ayna işte? Eyvallah. Hangi ayna? Orayı iyi bilmek lazım. Yani o anda hangi ayna? Salih daha donanımlı olmak istiyorsa... Bir önce bir aynayı... farklı farklı aynalar var. Aynaları bir öğrenmesi lazım. İbn-i Arabi Hazretleri, Allah razı olsun, diyor. Önce bir aynayı diyor kendine doğru çevir. Yani tut diyor yani, yat bakma falan. Tamam. Yani önce tam düz kendine doğru çevir. Aynen öyle diyor. Aynen seni tam göstersin yani. Sildiğim aynayı hakkın yolunda diye bir ilahi var mesela. Evet. Aynayı silmek lazım ki net gözüksün. Bir sürü şey varsa, hücre. Bir de sen ayna olduğun zaman, sen ayna olduğun zaman nasıl aynasın? Şimdi sen düz aynaysan, yansıyana da düz gösterirsin. Sen yamuk aynaysan... Öyle de anlattı. Öyle de anlattı. Bir de o veçesi var aynanın. Sen iç bükey aynaysan... Senin karşında gözüken işte cüce gözükür veya dev gözükür. Neyse aynanın şekline, sen nasıl aynasın? Bir de sen aynana bakman lazım. Yani ben bir şeyi yansıtıyorum ama ben nasıl aynayım o yansıttığımın, o neye göre yansıtıyorum? Bunu da bilmek lazım. Hocam yani ben ayna olduğum zaman karşımdaki insandan mı anlayacağım? Alıyorsun. Nasıl ayna olduğumu? Mesela beni sevmiyor adam. Ben kötü mü ayna olmuş oluyorum yani? Evet. Onu mu kazanıyor? Ona çıkıyor. Ona yani ona da çıkıyor. Doğru. Herkes bir aynadır. Herkes bir aynadır. İster kötü şekilde. Dış bükey, iç bükey. Evet, yani tabii. Yamuk. Yani. Nasılsa bir aynadır herkes. Ama doğru. Bazen bir yere gidiyorum, bakayım, bir bakayım kendimi yakışıklı görüyorum. Şeye mi gidiyorum? O güzel aynalar demek ki işte. Hocam bir yakışıklı aynaya bakıyor. Allah'ım deriler meriler her şey. İşte kendini yakışıklı, aynı. Kendini yakışıklı gördüğün ayna iyi sırlanmış arkası. Sırlanmış, böyle düz cam. Kusur görenindir. Kusur görenendir. Yani tabii işte o da bir, işte o da bir aynada yansıma işte. Kusur görüyorsan karşında bu da bir aynada bir yansımadır. Demek ki sende var ki o kusuru görüyorsun. Kişi kendinden bilir. Kişi kendinden bilir. Yani bu ayna işi karışık iş. Ayna çok yani, çeşit çeşit. Tek bir ayna yok. Bunların hepsini bilmek lazım. Her aynayı yerli yerince kullanmak lazım. İşte orada iletişime geçti. Bir insan başkasıyla ancak onun boyasına boyanarak konuşur. Tamam. Şimdi, evet, selam meselesine. Yani selam bir şeyim acaba orayı anlayamadım ben. Hani o kötü, onun boyasına boyanmak kötü anlamda mı diyor? Hayır, şimdi onun mertebesinden, onun anlayışına göre hareket etmek için o mertebe tenezzül oluyor. O mertebeden konuşulur. Lakin karşındaki cedelleştiğin insan ise onun mertebesine inersen kötü. Bakın şimdi gene işte işte. Yere konuşuyor, sen de konuşuyorsun. Sen de onun mertebesine indin. Bu sefer bulunduğun makamı bıraktın. Tenezzül ettin. O yani. İlimlere sahipken indin aşağı onun mertebesinden onunla cedelleşmeye, tartışmaya, kötü söz söylemeye kalktıysan bu kötü. Fakat başkasını bir şey izah ederken, bir hakikati anlatırken tenezzül edip onun mertebesinden, onun anlayışına yaklaştırarak cümleler kurarak ifade ettiysen bu güzel bir şey. Onun mertebesinden izah edebilmişsin demektir. Konuyu anlatabilmişsin demek. Oraya inmezsen anlatamazsın. Anlatamazsın zaten tabii. Onun mertebesine inip onun haliyle hallenmezsen ifade edemezsin. Seni anlamaz. Sen bulunduğun mertebeden istediğin kadar konuş. Adam aşağıki mertebede. Senin mertebeni tatmamış ki. Bilmiyor ki. Senin konuşmanın hiçbir şeyini anlamaz. Vallahi iyi konuştun da hiçbir şey anlamadım der yani. Evet. Burada bir soru var. Bu konuyla alakalı. Tam bununla alakalı. Tamam. Diyor ki cahillerle yani sohbet ederken onların mertebesine inip konuşmak, sonra onların yanına gidip başka bir yerde üst mertebeden konuşmak mertebeleri bilmekten gelir diyor. Bizim böyle konuştuğumuzu görenler orada başka dedin, burada başka dedin diye düşünebilirler diyor. Bu durumda insan nasıl bu durumu bertaraf edebilir riyaya girmeden? Şimdi orada öyle konuşmak gerekirdi. Burada bu mertebe böyle konuşmayı gerektirir demek lazım. Eğer iki tarafa da şahit olduysa kişi. İki taraftaki konuşmaya da. Aynı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından örneğimizi, delilimizi getirelim. Miraç'tan geldikten sonra bir sahabe kendisine sorduğunda
Rabbini gördün mü? O sahabiye, sahabenin birisine bu soruyu soran sahabeye ne dedi Resulullah Efendimiz? O bir nurdur, nasıl görebilirim? Başka bir sahabe, Miraç'la alakalı başka bir zaman Rabbini gördün mü ya Resulullah diye sorduğunda evet genç bir delikanlı suretinde gördüm dedi. Aynı soruya farklı iki kişi, iki farklı cevap. Demek ki mertebeye göre konuşmak gerekiyor. Anladık mı şimdi? O zaman o konuşmamıza da şahit olan, bu konuşmamızda şahit olan bir kişi varsa orada mertebe bunu gerektiriyordu, burada mertebe bunu gerektiriyor diyecek. Çünkü hakikat tektir, değişmez, başkalaşmaz. Hükümler farklılık arz eder. Hükümler neye göre farklılık arz eder? Mertebeye göre. O mertebedeki hüküm farklıdır, bu mertebedeki hüküm farklıdır. Bu mertebede beyaz dersin, bu mertebede aynı şeye siyah dersin. Bunu ancak hakikati bilen bilir. Tabii. Bilmeyen orada böyle söylüyor. Zaten. Bilmeyen burada o zaman bir ihtilaf var aranda der. Konuştuğun birbirini tutmuyor der. Halbuki o mertebede bunu konuşmak gerekir. Bu mertebede bunu konuşmak gerekir. Hakikate vakıf olmayan da der ki bunun konuşmasında tutarsızlık var der. İbn Arabi'nin eleştirildiği meselelerden bir tanesi de bu. Ya burada diyor bu konuda kitabında böyle anlatmış. Bu meseleyi başka kitapta diyor kalkmış böyle birbirinin zıttı. İşte mertebeyi bilmeyince zıtları cem etmeyi bilemezsin. Ne diyor Allah'ı nasıl bildin? Zıtları cem etmeyle bildim diyor. Ehlullah'tan bir zata soruyorlar. İşte zıtları cem etmenin ne olduğunu bilmek için hep zaten bütün meselelerde şunu çok iyi anlamamız lazım. Mertebeyi bilmemiz lazım. Bakın her mertebede hüküm farklılaşır. Bunu hiç unutmayın. Aklınızın bir köşesine yazın. Hüküm tek bir hüküm değildir yani. Her yerde o hükmü standart kullanamazsın. Hayır. Bu mertebede hüküm farklıdır. Bu mertebede hüküm farklıdır. Ne diyor İbn Arabi Hazretleri? Bazı yerde sen olsun diyor. Başka yerde geliyor. Sen o olduğunu iddia etme sakın diyor. Sen sensin diyor. Öyle ya. Çünkü o mertebede kulluk meselesini anlattığı mertebeden anlatırken sen sensin diyor. Kul kuldur, Rab Rab'tır. İki mertebe asla bir araya gelmez. Ama hakikat boyutundan, hak mertebesinden anlattığından o bu şu yok diyor. Hepsi o. Şimdi hocam orada gene bir şey, öyle bir şey giriyor. Şimdi orada Cenab-ı Hak onu öyle söylemiş, öyle yazmış. Yani öyle ilham etmiş. Başka bir şey de sen öyle deme demiş. Öyle yazmış yani. Onun da belki halleri... Ama mertebesine göre tabii, ama. Tabii. Yani o mertebede o söz doğru. Onu da bize lazım olduğu için o mertebede söyletiyor. Tabii. O mertebedeki söz o doğru. Bu mertebedeki söz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette aynı şeyi söylüyor. Attığında sen atmadın fakat Allah attı. Bak mertebeleri nasıl? Ayrıştırıyor. En nihayetinde atanın Allah olduğunu söylüyor. Attığında derken sen attın diyor. Sonra sen atmadın diyor bak. Önce olumlama var. Attığında. Attığında evet. Demek ne demek? Olumlamak. Evet sen attın. Kabul ediyor senin attığını. Allah Allah. Ondan sonra akabinde diyor ki ayette sen atmadın. Bak az önce olumladığı şeyi şimdi olumsuzladı. Ama burada varlık verme kendine diyor. Sen hani benim şeyimsin hani. Ama işte bunu mertebe evet. Olarak bunu çözümleyeceğiz yani. Bak attığında evet sen kendine attığını iddia ediyorsun. Yani, böyle biliyordun. Zannındasın. Ondan sonra sen atmadın. Hakikatte atan sen değilsin. En nihayetinde fakat Allah attı. Yapan Allah. Allah'tan gayrı faili mutlak yok. Tevhid ettiğimiz zaman evet nihayette tevhid oluyor işte. İşte bu da mertebeleri bilmekle mümkün. Evet. Devam edelim. Lokma da büyük hocam yani. Çok... Aynı konuda sorun. Devam. Burada bir tane soru var. Tamam. Aynı konudaydı herhalde. Ağzımızdan çıkan kelimelerin varlığı olduğundan bahsetti. Tamam. Sonra şey dedi. Ağzımızdan çıkan babası olmayan kelimelerin akıbeti nedir? Ağzımızdan çıkan sözlerin annesi ve babası var ise bu söz hakikat midir? Tabii. Çünkü varlık mertebesinde yeri varsa dedi bu ağzımızdan çıkan kelimenin annesi de babası da var. Çünkü annesi bizden çıkması itibariyle annesi biz oluyoruz. Babası ne oluyor? Varlık mertebesinde bir hakikatte yeri varsa o da babası oluyor. O söz varlık mertebesinde yani doğru olan bir söz. Yerini bulduğu zaman bu var oluyor. Annesi de var, babası da var. Ağzımızdan çıkan kelime biz annesi oluyoruz ama varlık mertebesinde yeri yoksa yani hakikati yoksa bu sözün. İstinadı yok, dayanağı yok, boş, yalan. O zaman bu sözün babası olmuyor. Babası yok. Annesi belli ama babasını bilmiyor. Bir yere bağlanamıyor yani. Bağlanamıyor. Baba kelimesi belki de... Yine yalan konusunda İbn Arabi Hazretleri demişti ya, yalanın neden insan üzerine Allah-u Teala cezalandırıyor yalancıyı? İşte bunun için. Çünkü yalan
hakikati yok. Varlık mertebesinde yeri yok. Yapmadığı bir şey, olmayan bir şey. Var olmayan bir şey söylendiği için. Değil mi hocam? Onu diyor ki zina edebilir, şunu ya, hırsız yapabilir, her şey söylüyor. Yalan söylemez. Yalan söyleyemez. Evet. Anlayamamış. Yani bakın ya, yalan ne kadar büyük bir şey. Çünkü asıl varlığı yok yani. Hakikati yok. Çok yok. Dedim ya, zinaya olabilir diyor, hırsız evet, olabilir. Evet, evet. Yalan ama yalan. Ama yalan. Diyorum, tehlikeli diye bir şey değil. İşte yalan bu kadar tehlikeli. Beyaz yalanlar var, pembe yalanlar var. Adam soruyor, kaça aldın şimdi, söylesek olmayacak. Alış fiyatını soruyor adam. O da sormaması lazım. O zaman üzerine vazife olmayan şeyleri sorma demek lazım. Yani yalana teşvik etmemesi için. Evet. Üzerine vazife olmayan şeyleri sorma demek lazım. Ya doğru sözlü olmak lazım tabii. Ama tabii bak yalanın, bak şimdi çok enteresan, bu da ayrı bir tarafı. Yalanın da söyleneceği yer var, meşru olduğu yer var. Tabii. Yalanın da ne diyor? Abi, boşanmak İşin üzere arası. Olan karı kocanın arasını yapmak için. Bir, savaş durumunda düşmanı yanıltmak için. İki, buralarda da yalan söylüyor. O da zaten mesela bir diplomatın diyor, esas şeyi yalan söylemektir. Adam çünkü onun için kurgulanmış. Soruyor kaç askeriniz var. Eğer çok işimize yarıyorsa çok söylüyoruz. Evet. Az işimize yarıyorsa az söylüyor. Adam ona bunlar göre yani yetiştirilmiş zaten. İşte bu da ayrı bir alan. İstihbarat diyor bir adamın mesela. Şimdi ben şu cümücüm der mi adam ya? Demez tabii ki. Onun vazifesi yalan söylemek. O da ayrı bir alan işte tabii yani evet. Yani mutlak manada yalan hiçbir surette kullanılmaz diye bir şey yok dinimizde. Yalanın kullanıldığı yerlerde var. Yani dostu yani karşılığı anlatmak. Tabii. Evet, geçelim diğer soruya. Ben de soru tamam. Bitti. Sorularımız bitti. Evet, kaydımızı kapatabiliriz. Allah razı olsun.